herkes hayal eder, KFB yaşatır. KFB Grup, Kadir Bezey'in sunduğu Gaziantep yolculuğu başlıyor. Kafe Mahmut'tan gelir. Mahmut kafe katkılarıyla. Eline de almış mendili, geçmiş halay başına. Şaşırıp duruyorsun, ne iş açtın başına? Eline de almış mendili, geçmiş halay başına. Şaşırıp duruyorsun, ne iş açtın başına? Elini de salla ule, kolunu da salla ule. O güzel gözlerine bakmak geldi içimden. Sarılıp da boynuna öpmek geldi içimden. O güzel gözlerine bakmak geldi içimden. Sarılıp da boynuna öpmek geldi içimden. Gece gündüz arıyorum, uçan kuştan soruyorum. Aşkın ile kibrit oldum, Antep su ver yanıyorum. Evet, Gaziantep'teyiz efendim. Sevgili Gaziantep halkı, sıcacık insanlarıyla, tatlılarıyla, muhteşem baklavalarıyla, fıstığıyla meşhur. Bizim Türkiye'nin her yeri meşhur evelallah. Ta Edirne'si, ta Van'ı, Ardahan'ı, Hatay'ı, Eskişehir'i, Sivas'ı, Bandırma'sı, Balıkesir'i, her taraf bir numara bizim Türkiye. Allah eksik etmesin, hep sevelim. Kırmızı, beyaz diyelim, evet. Bir dedi, iki dedi, üç dedi, dört dedi, beş altı dedi. Yedinci bölüme geldik. Şimdi burada Gaziantep yolcularıyla, yedinci bölümdeyiz efendim. 7'ye kadar geldik. İnşallah bunun 10'u, 11'i, 26, 27'ye kadar gideceğiz. 27. Tabii ki Gaziantep plakası. Evet, bir dedi, iki dedi, bölüm 7, 7. Ya ben bu ara hakikaten hep kebap yiye yiye, bak senin gibi oldum vallahi billahi. Ya ayıp ediyorsun, ben şimdi hakaret ediyorsun ya. Evet. Senin gibi oldum falan yani filan. Işte hemen hemen. Ya bir, yani olacak şey değil ya. Ben şurada bak. Hani beni bir yere bak, götürecektin. Bak bak bak, içim bak bak. Şurada bir kaç. Hani bir Hülya Hanım vardı, beni götürecektin oraya. Götüreyim. Vallahi. Ne yapacak? Usta sana bir makine takıyorlar buraya. Evet. Bir buraya, bir buraya, bir bakıyorsun ki iki beden zayıflamışsın. Ama. Evet. Gidelim buraya. Lan gidelim iki ya. İki beden. İki beden. Anında. Anında Hülya Hanım. Ama tabii bir, yani bir zaman alıyor. Oh. Ama neticede donduruyor, oradaki yağları donduruyor ve o yağı eritiyor. E gidelim Hülya Hanım o zaman. Gidelim ya. Hülya, neden böyle? Hülya, derdini söyle. Evet efendim, selamlar, sevgiler. Çok güzel bir mekandayız. Burası bir kebapçı, bir restoran değil efendim. Burası bir zayıflama ve güzellik uzmanı güzel bir merkez. Gökhan kardeşimiz sevgili Hülya Hanım'la sohbet ediyor şimdi. Onun da biraz benim gibi kiloları var. Bilgi alıyor. Ne yapalım? Öyle olsun. Ben bu kadar para verdim, bu yemek yedim, böyle şişmanladım. Zayıflatır mıyım? Değil mi Hülya Hanım? Tek çaresi burası. Evet, tek çaresi inşallah. Efendim? İsminiz çok güzel, biliyor musunuz? Teşekkür ederim. Hülya'da yaşaması var. Hülya'da nasıl doğru? Sen şimdi konuş, onu okuyacağım. Gaziantep'te süper bir ilk ve gerçek tadılamak için %100 faydası olan soğuk lipoliz ile tek seansta incelemenin tek adresi sevgili Hülya Özdemir Hanım. Bu güzellik ve zayıflama merkezidir efendim. İşte mikrofon Gökhan Bey'de. İşte o saydığın isimler var ya. Evet. Bunların hepsi şeye çıkıyor. Zayıflatmak. Evet. Değil mi? Evet. Erkek veya kadın fark etmiyor. Erkek de oluyor. Değil mi? Tabii yani. Ki. Bana o zaman uygularsın o zaman. Uygulayalım. Tamam. Tabii ya, uygulasınlar sana. Koskoca kilo alır, aşk olsun. Efendim nasıl yapacağız? Allah Allah. Hayır. 2 saat içinde belli olacak. Evet, 2 saatte %100 garanti veriyoruz. Ya kaç beden? En az 5 santim ile 15 santim arasında bir incelme sağlıyoruz. Bu da 2-3 beden yapar. Evet. Allah evet. Allah. Ben şimdi en az 10 santim. Sen mi atıyorsun içeri? Makine bir çeşit vakumlu. Ha, makine, eskiden bir bardak çekme olayı vardı sırada.
onun gibi düşünün. Onu mesela karın bölgesinde yapıyoruz. Mesela yağlı bölgeleri biz tespit ediyoruz vücutta. O bölgelere uyguluyoruz. Bir yandan makina yağ komple topluyor. Artı oraya eksi 10 derece bir soğukluk veriyor. O şekilde yağ hücreleri ölüyor. Kaç seansta oluyor bu? Tek seansta oluyor. Nasıl? Ve ölen yağ hücreleri tabii ki liposakşında falan direkt değilim. Ameliyat ama olduğu için. Şu zaman içinde geleceğim. Gelin, ne demek müsaade edin? Denize gittim. Ben denize girdim, vücudum bazı yerleri yandı. Evet, biraz. Evet. Dokunamıyorum, rahatsız ediyorum. Yananı Allah görür sen ne ya? Ama olmaz. Hülya'nın hepsi düzeltti vallahi. Ya. Düzelince gelecek Gökhan evet. Bey inşallah. Evet. Sen getireceksin. Getiririm tabii ne demek. Tabii. Hülya'nın bizim doktorumuz gibi. Helal olsun vallahi. Ben de Hülya diye bir şarkı var. Evet. Nasıl da? Bir gün ümit veriyor. Bir gün kırıyorsun. Bir gün hem ağlatıp hem güldürüyorsun. Bir gün hem sevindirip hem de üzüyorsun. Hülya, 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 Allah'tan korkmuyorsa kuldan uzak. Boş yere ümit verme, sevmiyorsan söyle de ayrılalım istemiyorsan. Söyle de ayrılalım istemiyorsan. Hülya. Hülya. Evet Hülya beni de evet, hakikaten Gökhan Bey'i beni biraz bir şey zayıf belki atacak. Annem belki bu parçadan sonra ismini Hülya koymuştur. Hadi ya, olabilir. Olamaz mı? Yaşı meydana çıkar cinnabı. Şimdi sormuyorum ama yaşı yetişir ya benim. Ben sormayın. Hayır sorma. Yaşımı sormayın, yaşamadım ki. Evet. Ben 38 sene önce okudum bu şarkıyı. Denk geliyor. Yani denk yaklaşık. Denk geliyor. Evet. Denk geliyor. Ne diyorduk burayı anlatayım size. Şimdi makine vakumlayaraktan çekiyor yağları. Dıştan sadece bir işlem bu. Liposuction gibi değil. Ve liposuction'da mesela yağlar direkt ameliyathanede çekilerek canım, dışarıya atılır. Evet o ameliyat. Ama bu dışarıda sadece liposuction şu anda artık fazla tercih edilmiyor sanırım. Neden? Onun için daha çok... Deri gelir abi. Bilmiyorum doktorların yani daha çok sizin, lipolizi daha çok öneriyorlar şu anda. Hiçbir yan etkisi yok. Yok. Hiçbir yan etkisi yok. Hiçbir şeyi yok yani eksi bir şeyi yok yani vücuda zararı yok. Ki faydası var. Zayıflatıyor. Dokunarak kaslara bir zararı yok. Sadece yağ hücresini öldürüyor. Öldürdüğü için de vücuttan 3 ay içerisinde atılması sağlanıyor. Çünkü dışarıya çıkartılmadığı için yağlar vücuttan atılıyor 3 ay içerisinde. Bir tatbik verelim. Evet, alayım. Yunus Bey'e deneyelim. Deneyelim. Bir evet. De hanımefendi zaten bir daha önce yapmışsınız. Yaptığımız işlemler var mesela kendi elemanımız onları da görürüz. Onları da gösterelim eskisini size. Eskisini görür, kendisini de görür. Evet, evet. Biraz sonra, az sonra Gaziantep yolculuğu devam ediyor. Evet. Vay 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 halime ol çare ol derdime tabibim. Evet, önce yerleştiriyoruz. Bu antifriz bir bez. İçinde ne var? Su mu? Bunun içinde özel patentli maddeler var. Ben bu madde... da cildin yanmasını engelliyor. Dur. Çünkü eksi 10 derecede cildi maruz kalacak soğukla. Yoksa cilt yanıkları oluşur. Bunu engellemek için bu bezi kullanıyoruz. Tabii. Soğuk değil bu. Bunun içerisinde bir çeşit madde var. Bir jel var. Bu da mesela şey olmasını engelliyor, işte çift yaralarını falan olmasını engelliyor. Soğukluktan evet. Doğabilecek yaralanmaları engellemiş oluyor. Tamam, şu anda biz bu makineyi hazırlıyoruz. Şimdi cildinizi bu yağlı bölgeyi, normalde biz çizim yapıyoruz ama şu anda size göstermek amaçlı. Evet. Belli zaten bu kısımdaki göbeğe. Tamam. Buradaki yağ bölgesini biz şimdi lipolize alacağız. Evet. Karnınızı şişirmeyin. Şişirmeyin ya kardeşim ya. Sesini görmek istemiyorsun çıkar. Yok yok yok.
şimdi başlatıyorum. Bir nevi şey tamam. Gibi ya değil mi? O bardak çekiyorlar ya. Ama bu tabii farklı. Evet. Bu farklı tabii değil mi? Evet. Şu anda. Nedir arzun isteğin yerine getireyim. Nedir arzun dileğin. Bu ne kadar? Sadece yani? İlk etapta sadece makinanın bu vakumlama olayından dolayı hafif böyle bir doldurma hissi vardır. Ne şey, kadar tutuyorsunuz bu vakumlamayı? Bunu bir saat sürüyor. Böyle kalıyor. Evet ve bir saatte bu bölgeye uyguluyor. Toplamda iki saat uygulama yapılıyor. Evet. Sen sevmemeli, sevmemeli, Kur'an'ıma sevmemeli. Bir saat geçti. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi çıkarıp buraya mı koyuyoruz? Bu bölgeyi çıkartıyoruz. Çıkartıyorsunuz. Evet. Evet. Burada bazı sertleşmiş bölgeler var. Evet. Şurada böyle kızarıklıklar oluyor. Bu bölgeyi evet, biz bu şekilde dağıtıyoruz. Donan bölgelerde. Evet. Yapalım İlhan. Bölüme. Yapalım. Evet, buyurun. Acı hissettiniz mi? Biraz acı hissettiniz. Hayır, hayır. Evet. Yalnız yine şişiyor iniyor. Kadın baldır kaymaktır. Çözülmeyen bilmece. Sevgi ister her gece. Evet. Bir saat burada bekleyecek. Evet, bir saat bu tarafta bekleyecek. O zaman içinde ne yapayım bir saat bekleyeceğimiz? Gerçi burada bir saat bekleyecek kalabalığız. Evet. Sıkılmaması için ne şey mi okuyor? İstediğini yapabilir. Gazete tabii, okuyabilir. Kitap okuyabilir. Tamam, gazete kitap okuyabilir. Dergiler evet. Okuyabilir. Evet. Evet. Sadece bu, acısı yok. Helal olsun Ova TV'ye. Sayesinde zevkliyorum. Şey, acısı tatlısı var. Nasıl da? Sevinci kederi var. Her an her yanımda var. Düm düm teke tek, düm teke tek. Arabesk bu, arabesk. Arabesk değil tabii, o bu modern abi. Modern, çok güzel. Olmaz olmaz deme bana. Gönlüm razı olmaz bu da. Bir fidansın kırılırsın. Dile düşer harcanırsın. Hem kendini hem de beni yandırırsın. O Hülya Hanım, o teminki işlem bitti. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi kavitasyon yapacağız. Buyurun yapalım. Hangi evet. Aletle yapacağız? Tabii biz bunu normalde arka arkaya yapmıyoruz. Bunu mesela farklı şeylerde yapıyoruz. Ama bir zarar olmadığı için uygulamak. Hangisini istiyorsun? Ben şimdi bunu istiyorum. Bunu istiyorsun? Evet. Dedim ya size aspanlık yapacağım. Bana bir zarar gelmez değil mi? Hayır gelmez. Şeyi bir ay şeyin gidiyor. Olsun zarar yok hadi. Evet. Evet. Yani yağ gidiyor. Evet. Olsun yağ. Bu hafif bir uğultama sesi olacak, tınlama sesiniz olacak evet. Kulağınızda. Bu da yağ bölgesini titreşimlerle yok ediyor. Bak. Bu. Güzel mi? Kulağınızda. Hadi ya. Şimdi lipoliz yokken. Buradan geliyor be. Allah Allah. Buradan geliyor. Yok ya. Stereo. Mono stereo. Lipoliz yokken daha önce bunlarla zayıflama oluyordu. Bu da sıklaştırmayı sağlıyor. Tüm yağ hücrelerini öldürüyor. Titreşimlerle yok edilmesini sağlıyor. Harika ya. Ne hissediyorsunuz? Efendim kulaklarım çınlıyor. Tik 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 tik. Bir şey var, seansı var. Evet. Evet. Seni andım dün gece kulaklarım çınlasın. Evet. Bak sesim açıldı, bak gördün mü? Evet. Ağzımızdan çıkıyormuş gibi. Vallahi acayip sesler çıkıyor. Bak oraya geliyor mu sesler? Buradan duyuyoruz biz. Geliyor mu oraya? Yok diyor abi. Kulağa geliyor. Kulağa geliyor. Size geliyor. Evet, bu böyle gidecek değil evet, mi? Evet, bu şekilde yani, devam tamam. Ediyoruz. Peki, şimdi o bitti diyelim. Evet. Ne yapıyoruz? Bundan sonra mesela radyo frekansı kullanıyoruz. Onu alalım. Evet, diğerini alalım. Evet. Buyurun. Bir saniye. Evet, sayın seyirciler görüyorsunuz. Siz de gelin, size de bu olayı uyurlasın ve siz de zayıflayın veyahut da göbek gitsin bence. Radyo frekansı da... Çok güzel bir yer burada, Antep'te ilk.
Hülya Hanım'ın mekanı. Radyo frekansı da yağ hücreler küçülmesini sağlıyor ve evet, sıklaştırıyor. O nedenle incelme sağlıyor. En az 5-6 santimlik bir incelme sağlıyor. Artı vücudu sıklaştırıyor. Artı selülit giderici. Evet. Bu şekilde. Benim yalnız bir şey sormak istiyorum. Evet. Dişin çekim için buradayız. Evet. Normalde gelen müşterinizi böyle bu pantolonla mesela örtülü örterek. Tabii ki. Biz şimdi ayrıntılı görmeniz için. Daha farklı bir hale değil mi getirebiliriz? Evet, tabii ki havlularla. Evet. E tabii ki. Biz şimdi çekim yapıyoruz. Çekim için. Şimdi çekim için yapıldığı için hangi şey makinaların kullanıldığını evet, göstermek model, için. Model derde biz bir yer hijyenik. İşte o açıdan sor. Rüyamın mekanı. Budur. Güzellik ve zayıflama merkezi efendim. Evet. Çok güzel. Sesler gitti ama. Bitti mi? O kavitasyonda oluşan sesler. He. Çünkü ses dalgasıyla. Bu da radyo ses frekansı. Ses dediniz de bir tane türkü okusun bize burada. Evet. Nasıl olsa sen. Yani bir tane oku abi, ben de okuyacağım. Hadi. Okuyalım ya, nasıl? Ben de tutayım hadi. Vallahi. Hadi. Siz doğum günüm bana geldiğin gündü. Gönlümdeki özlem ateşi söndü. Ağlayan gözlerim zayıflarsam gülecek. Vallahi sevgili Hülya Hanım'a teşekkür edeceğim. Evet. Evet, sizden duyalım beyefendi. Alkışlayalım. Başka. Evet. Bir insan severse bir defa sever. Neyi var neyi yok önüne serer. Bir gönülde iki aşk olmaz derler. Ah bir gönülde iki aşk olmaz derler. Sevecekse insan candan sevmeli. Ah sevecekse insan candan sevmeli. Daldan dala konup gönül eğlenmez. Bir sevgili yeter, başka istemez. Aşkı bilmeyenden şefkat beklenmez. Sevecekse insan candan sevmeli. Ah sevecekse insan candan sevmeni. Zayıflama yerine gelme. Aman aman. Helal olsun kız. Avucunu yala, oh canıma değsin. Vay 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 canıma değsin. Evde kaldım avucunu yala, oh canıma değsin. Vay 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 canıma değsin. Kabarttım sağ sola, bir türlü gelmedim yola. Evet efendim, geldik bir güzel bölüme efendim. Bu bölümde sevgili Hülya Hanım'ın asistanı Sevgi Hanım, değil mi efendim? Neydi? Bak. Fatoş. Fatoş Hanım. Onunla uyguluyoruz. Az önce benden uyguladılar. Bu evet, kez de lem drenaj uyguluyoruz. Ne yapıyoruz burada efendim? Lem drenaj makinesine. Biraz yüksek kullandık. Lenf drenaj. Lenf drenaj. Nedir yani bu şimdi bu makine? Bu bir çeşit ödem atmayı sağlayacak bir makine. Evet. Vücutta baskılar yapıp bırakıyor. Şişip bırakıyor makine. Mesela bacaklarda. Özellikle bacaklardaki şişmelerde, dizlerdeki şişmelerde, ödemlerde çok işe yarıyor. Tamamen ödem atıcı bir makine. Çok rahatlatıcı. Evet. Bu mesela hücrelerin arasındaki lenfleri açılmasını sağlıyor. Tamamen vücuttaki zararlı maddeleri, sıvıları yok, atmamızı sağlıyor. Tam sana göre yemin ediyorum. Evet baksana abi. Şişti. Evet. Bağışıklık sistemi. Bak nasıl şişiyor. Bak. Tüm kasların hareket etmesini sağlıyor. Şimdi bunun içine hava mı? Evet. Sıkıştırıyor. Evet. Sıkıştırıyor değil mi? Şiştiği zaman sıkıştırıyor. Bir acı yok değil mi? Herhangi bir acısı? Mı? Hayır, hiçbir yok, acısı yok. İzmir'de var mı acı? Güzel bir masaj şeklinde hissediliyor. Güzel bir masaj gibi hissediliyor. Evet. Çok rahatlatıcı. Faydası nedir bunun için? Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Evet. Selülitleri yok ediyor. Yağ yakıcı özelliği var. Yağları yakıyor. Nasıl sıralayabilirim başka? Ödem atıcı. Burada peki bu evet, saat ne diyor? 27
25, 23. Tabii o istediğimiz dakika kullanabiliriz. 15 dakika ve yarım saat arasında kullanabiliriz. Zamanla alakalı şey. Evet. Evet. Çok güzel. Bak giriş. Ve ihtiyaca göre orada programı belirliyoruz tabii. Tansiyon aletleri var yani. Evet, aynı. Aynı etkiyi aynı yapıyor. Evet, aynı hissi veriyor kollarda. Tansiyon aletinin şişmesi. Evet, sayın seyirciler görüyorsunuz. Hülya Hanım'da yok yok. Zayıflamak için yahut da fazla bir olayınız varsa zararlı, hepsini yok etmek için buraya geleceğiz efendim Hülya Hanım'a. Hülya Hanım, bu mekanı ne zaman açtınız? 1,5 yıl oldu. 1,5 yıl. Evet, daha yeniyiz. Ama siz daha evet, bu işin uzmanısınız. Tabii ben 15 yıllık. 15 yıllık uzmanım. Evet. Gördüm diplomalarını maşallah. Evet. Bence 1,5 yıldır en etkili tanıtım bizim tanıtım olacak. Göreceksin. İnşallah, inşallah, inşallah. Tabii iş içerken burada orman hissi veriyor. Evet. Biraz dinlen. Vallahi billahi. Böyle baktığın zaman sen, sanki orman içi. Evet ya. Canım ormancı. Nasıl? Şey hangi şarkıyı mı söylüyorsun? Yanlış bir sesten giriyorsun. Nasıl peki? Onun sesi değil. Nasıl? Çıktım ben kahvesine, baktım ovaya, baktım ovaya. Bay Mustafa çağırdı. Bak ya, burası da varmış. Dam oynamaya. Ormancı da gelir gelmez yıkar masayı, yıkar masayı. Söz anlamaz ormancı, çekmiş kafayı. Aman ormancı, canım ormancı. Köyümüze getirdin yoktan bir acı. Bakın şimdi mesela isterseniz anlaşabiliriz Hülya Hanım. Burada müşteri geldiği zaman gelir ve onlara şarkı söylerim. Evet. Işıkları da kapatalım, zaman öldürmek tam için. Orman oluyor. Zaman öldürmek için. Değil buyurun mi? Gelin nerede? Dertten zayıflama. Ben hepten zayıflarım diyor bak. Gördün dertten mi? Zayıflama diyorum. Dertten değil ya, ne dertten, dert mi veriyorum? Fatoş Hanım, kendinizi nasıl hissediyorsunuz sevgili Hülya Hanım'ın asistanı olarak? İyi hissediyorum. Şu anda sıkıştırıyor makine. Evet. O yüzden de size zarar veren. Ama çok rahat, uykum geldi şu an. Evet, gene zarar veren gelir. Uykusunu getiriyor insanı. Zarar veren yerleri öldürüyor tabii, değil mi? Evet, evet, aynen. Tabii canım, herhalde. Hücrelerin mesela etrafında sıvılar olur. Mesela evet, spordan önce gelip lef makinamızda seans alanlar tekrar spora gittiklerinde kaslarının daha çok çabuk çalışmasını sağlıyor. Evet, lent makinamı spordan önce kesinlikle öneriyorum. Bana da yapılan o sistem de güzel ama. Evet, evet, o da çok güzel. Kendimi tabii onun o sistem olmadan. Zayıfladım hissediyorum. Hani kas çalışanlar için özellikle çok iyi bir makina. Evet. Helal olsun Hülya Hanım. Başka neler yapıyorsunuz burada efendim? Zaten biz soğuk lipolize giren gelen müşterilerimize genellikle lenfi de hediye veriyoruz içinde. Ayda, yani? Mesela ayda 4 defa lenfede o ödeme atmasını bunu sağlıyoruz tabii bedava ki. Bedava ederken yani seansı demek işte. Evet. Bu aleti vermiyor. Ben zaten aleti yok. Olur mu? Her gelen bunu verirsin. Lenf seansını hediye tabii veriyoruz. Bak nasıl işliyor, bakın bak. Çünkü soğuk lipolizde yağlar vücutta kırıldığı için vücuttan atılımı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Evet. Ona da yardımcı olmak amacıyla lenf drenajı kapıyoruz. Bu da ödemi atmasını sağlıyor. Kasların çalışmasını sağlıyor. Evet. Tansiyon aletini düşünün, aynısı. Evet. Aynen. Ama tüm vücutta. Peki işler nasıl yani? İşler nasıl derken? Haftada mesela kaç? Şükür. Randevu almak lazım buraya. İşte tabii ki. Öyle kolay değil yapıyorlar tabii ki. Evet. Yoksa ben geldim, hadi benden. Yo, olmaz. Hayır. İşte biz bugün bilhassa aradık hanımefendiyi. Dedi ki bugün ben randevu verenlere hepsini iptal evet ettim. Ve siz gelip çektikten sonra saat 6'dan sonra devam edeceğiz dediler. O zaman boşaltın dedim biz. Ben kendim ve asistanımızla beraber bu uygulamayı yaparız evet dedik ve uyguladık efendim. Evet, evet, çok teşekkür helal ediyoruz olsun tabii ki. Peki başka neler yapıyorsunuz burada mesela? Burada direkt makyaj falan var mı? Cilt bakım olayımız var ama şu anda biz aktif olarak zayıflama
Evet. Habitasyon ve çünkü onlara zamanımız çünkü güzellik, kalmıyor açıkçası. Evet, evet. Ama çoğunlukla bizim zamanımızı kavitasyon, radyo frekansı, soğuk glikoliz alıyor. Çok güzel. Evet. Tebrikler vallahi. Teşekkür ederim. Helal olsun sana. Aman ormancı, canım ormancı. Hülya Hanım'a gönder bizi, zayıflat ormancı. Hülya Hanım tabii ki. Evet. Bu nasıl bir ayrılık? Yandım Allah'ım yandım. Bu nasıl bir ayrılık? Yandım Allah'ım yandım. Çekilir gibi değil. Bir mecnun oldum kaldım. Çekilir gibi değil. Bir mecnun oldum kaldım. Sözümü tutamadım. Seni unutamadım. O güzel gözlerine bakmak geldi içimden. Sarılıp da boynuna öpmek geldi içimden. Tatlı şirin dilini, saçlarının telini, o incecik belini sarmak geldi içimden. Sarmak geldi içimden. Evet efendim, burası güzellik salonu. Burası zayıflama salonu. Onun için güzellikten bahsettik. Güzellik çarkısı, türküsü okuduk. Öpmek geldi içimden. Evet. İnce bel dedik. İnce belli olmak. Sarılıp da boynuna öpmek geldi içimden. Evet, Hülya Hanım. Ne diyorsunuz? Evet. Son olarak ne diyorsunuz? Evet. Herkesi bekliyoruz. Gaziantep'te ilk. Evet. Çok İnşallah iyi devam olur. Çok evet. Iyi. Çok yani güzel sonuçlar alıyoruz. Tüm yani, halkımızı davet şimdi, ediyoruz. Buyursun gelsinler. Ben de bu yörenin insanıyım. Evet. Gaziantep'in, işte Hatay'ın, Adana'nın, bu evet. tarafının, Urfa'nın hanımları ve Beyleri. Erkekleri hep bel bölgelerinden evet. kilolu olurlar. Evet. Yani bunun için bunu doğru söylemek lazım. %100 garantisini onun veriyorum. Onun için ben diyorum ki sen ne diyorsun? Gelsinler mi diyorsun yani? Tabii ki de gelsinler. Biz soğuk lipolizm mesela öncesini sonrasını alıyoruz. İlk girip çıktıktan sonra zaten en fazla zaten şey en az 10-15 santim arası. Sen peki arası. Bunu asistan olarak denedin mi bu? Denedim. Ne kaç beden zayıfladın? Ben 80 kiloydum 68 kiloya düştüm. Bak şimdi görüyor musunuz? Bu ya uygulama yapılmış işte. Evet. Aynen 12 kilo aynen. Evet. Önceki evet. sonraki. O zaman Antep'in hanımları dediğim gibi beyleri biz hanımları bu beylerim mi? Hanımları. Hanımları. Ben de sen Antep'in hamamları çağırıyorum. Hanımları dedim. Hanımları dedim. Biz bu yörenin insanları bu karın bölgesinden hep kilo alırız. O acı çiğ köfte yemekten. Evet. Evet. Tatlılar. Tatlılar falan hepsi bir arada. Of nohutlar. Onun için kavurmalar. Bunları burada zayıflatmak evet. mümkün değil evet. mi? Evet. Peki. Hepsi peki buradan geçer. Evet. Tek seansta yapıyoruz. Tek seans yeterli. Tek seans. Evet, tek seans gelmeleri şey yeterli. Ya. Sadece 2 saatlerini verecekler benim bize. Benim de var ya bakın şimdi mesela bazı yerler işte benim 4-5 saat 8 seansta bitiririz derler. Hayır. Ulan ben düşünüyorum 8 defa git gel buraya. Tek seans. Sadece 2 saatlerinizi vereceksiniz. Bir seans. Kalite evet. bu işte. Evet. Güzellik uzmanı bu, zayıflama uzmanı bu. Süper bir şey. Değil mi Terat Usta? Evet. Evet. Evet sevgiler, mutluluklar diliyoruz. Burada sen ne diyorsun son olarak Fatoş Hanım? Herkesi bekliyoruz efendim. Evet. Bekliyor musun? Bekliyoruz. Evet bekliyoruz hadi. Herkes hayal eder, KFB yaşatır. KFB Grup, Kadir Beze'nin sunduğu Gaziantep yolcuları sona erdi. Kafe Mahmut'tan gelir. Mahmut Kafe katkılarıyla. Eline de almış mendili, geçmiş halay başına. Şaşırıp duruyorsun,
ne iş açtın başına? Eline de almış mendili, geçmiş halay başına. Şaşırıp duruyorsun, ne iş açtın başına? Elini de salla ule, kolunu da salla ule. O güzel gözlerine bakmak geldi içimden. Sarılıp da boynuna öpmek geldi içimden. O güzel gözlerine bakmak geldi içimden. Sarılıp da boynuna öpmek geldi içimden. Şak yapsa sol salla, kız oyna gel ortada. Takma bir şey kafana. Kız hem oyna hem salla. Şak şak yapsa sol salla, kız oyna gel ortada. Takma bir şey kafana. Kız hem oyna hem salla. Salla boş boş konuşanı, salla gülü ağlatanı.